Çatışmaların şiddetlendiği Azerbaycan-Ermənistan sınırında Azerbaycan ordusundan bir tüm general olmak üzere 7 asker şehit oldu. Karşı saldırılarla Ermənistan ordusuna yaklaşık 100 asker öldürüldü. Azerbaycan-Ermənistan sınırında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tüm general olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Kerim Veliyev 2 gündür devam eden çatışmalarda Ermənistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı. Karşı saldırılarla Ermənistan ordusuna yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı. Veliyev bu sabahki çatışmada tüm general Polat Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı. Saldırıların görüntüleri yayınlandı. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astıbayın şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, Ermənistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayınladı. Çavuşoğlu, Ermənistan aklını başına toplasın. Azerbaycan-Ermənistan sınırındaki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullanmıştı. Ermənistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz. Ermənistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermənistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermənistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermənistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanını arayacağım. Bugünler Azerbaycan Dışişleri Bakanını arayacağım. Değerlendirme yapacağız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri Antonio Guterres Azerbaycan-Ermənistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişə duyduğunu bildirterek çatışmalara son verme, gerginliği azaltma ve provokatif söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Guterres sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada Azerbaycan-Ermənistan sınırında ağır silahlarla yapılan ve ölümle sonuçlanan çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Her iki ülkeye de çatışmalara son verme, gerginliği azaltma ve provokatif söylemlerden kaçınma çağrısında bulunan Guterres söz konusu tehlikeli duruma ve uzun süredir devam eden Karabağ sorununda barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm için destek olma önerisini yineledi. Kaynak son dakika.com sitesinden.